Merhaba sevgili para ajansı ailesi, hepiniz hoş geldiniz. Aztek Teknoloji Şirketi'nin halka arz detaylarıyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere SPK 2 halka arza onay vermişti. Bunlardan bir tanesi de Aztek Teknoloji Şirketi oldu. Halka arzına öncülük eden aracı kurum tarafından onaylı izahnamesi yayınlandı ve halka arz detayları kesinleşti. Hemen şirketin halka arz detaylarına gelecek olursak, şirketin şu anki mevcut sermayesi 80 milyon TL, halka arzdan sonra oluşacak yeni sermayesi de 100 milyon TL ve bu halka arz hem sermaye arttırım yoluyla hem de ortakların pay satışı şeklinde gerçekleşecek. Sermaye arttırım yoluyla 20 milyon adet hisseyi, ortakların pay satışı şeklinde de 5 milyon adet hisseyi ve totalde 25 milyon adet hisseyi 10 lira 90 kuruştan halka arz etmiş olacaklar. Şirketin halka arz büyüklüğü de 272,5 milyon TL olarak gerçekleşecek. Küçük bir tahta diyebiliriz Aztek halka arzı için. Ve Borsa İstanbul'da Aztek koduyla işlem görmeye başlayacak. Halka arzına aracılık eden kurumlarda konsorsiyum liderleri de Deniz Yatırım ve QNB Finans Yatırım oldu. Hemen şirketin tahsisat oranlarına gelecek olursak, burada 3000 lot ve altı, 3000 lot ve üstü yatırımcılar olarak ayrılmış durumda. Bireysel yatırımcıya %45'e ayrılmış. Bu oran 3000 lot ve altı başvuruda bulunan yatırımcılar için. Yüksek başvurulu yatırımcılara da %25'lik pay ayrılmış durumda. Bu da 3001 lot ve üstü başvuran yatırımcılar için ve yurt içi kurumsal yatırımcılara da %30'luk kısım ayrılmış durumda. Bu halka arzda da yine aynı şekilde yabancı yatırımcıya pay ayrılmamış. Ve talep toplama tarihine geldiğimizde ise 10, 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde oransal dağıtım yöntemiyle halka arz olmuş olacaklar. Ve şirkete bu halka arza %20'lik bir iskonto indirimi uygulandı. Deniz Yatırım'ın fiyat tespit raporunda hissenin adil değeri 13,62 kuruştu. Uygulanan %20'lik iskonto indiriminden sonra bu oran 10 lira 90 kuruşa indirilmiş oldu. Ve hemen halka arz gelirleri nerede kullanılacak sorusuna geldiğimizde ise şirket şu şekilde ayırmış. Daha güçlü ve esnek finansman yapısına ulaşabilmek amacıyla kısa vadeli veya vadesi gelen mevcut kredi borçlarının azaltılmasında, yani borçların ödemesinde kullanmayı planlıyor bir kısmını. Belirli bir ürün veya hizmet geliştiren, katma değer yaratabilecek bilişim, teknoloji, sağlık, imalat, perakende alanlarında faaliyet gösteren halka açık olmayan şirketlere girişim sermayesi yatırım fonları aracıyla yatırım yapılmasında kullanılacak. Yeni tedarikçiler ile distribütörlük anlaşmaları yapılması ve mevcut tedarikçiler ile iş kapsamında genişletilmesi ile ilgili olarak işletme sermayesi ihtiyacının güçlendirilmesinde kullanılacak bir kısmını da, yine aynı şekilde mevcut mağazaların ek olarak uygun şartlar oluşması durumunda diğer büyük şehirlerde açılmak üzere mağaza sayısının arttırılması için kullanılmasını planlıyor halka arz gelirlerini. Ve halka arzın taahhütlerine geldiğimizde ise bu halka arzda fiyat istikrarı yok ama hisse fiyatı halka arz fiyatının altına düştüğü takdirde halka arz sırasında satılan payların %20'si ile 10 iş günü boyunca geri alım yapılacağının taahhüdünü şirket yatırımcılarına vermiş. Ve bir yıl boyunca şirket ortakları tarafından herhangi bir satış yapılmayacak. Bir yıl boyunca halka arz fiyatının altında da herhangi bir satış yapılmayacağının garantisini şirket bu halka arza katılacak yatırımcılara vermiş oldu. Ve hemen şirketin finansal tablolarına geldiğimizde ise dönem varlıklarıyla başlayacak olursak, şirket 2019 yılından itibaren dönem varlıklarını arttırmış. 2019 yılında 199 milyonluk bir dönem varlığı varken 2022 yılında bu tutar bizi 704 milyon olarak karşılıyor. Duran varlıklarına geldiğimizde ise yine aynı şekilde dönem varlıklarında olduğu gibi duran varlıklarında yıldan yıla arttırmış. 2022 birinci çeyrek itibariyle şirketin duran varlıkları 40 milyon olarak karşımıza çıkıyor ve şirketin toplam varlıkları, yani dönem ve duran varlıkların toplamına baktığımızda ise yaklaşık 745 milyonluk bir toplam varlığı mevcut. Şirketin borçlarına geldiğimizde ise kısa vadeli yükümlülükleriyle başlayacak olursak, şirket yine aynı şekilde yükümlülüklerini yıldan yıla arttırmış. 2019 yılında 103 milyonluk bir kısa vadeli borcu varken 2022 yılı birinci çeyrek itibariyle bu tutarı 463 milyona çıkartmış. Uzun vadeli yükümlülüklerine geldiğimizde ise
2019 yılında 26 milyonluk bir uzun vadeli yükümlülüğü varken 2020 yılında bunu 15 milyona düşürmüş. Daha sonra 2021 yılında da 21 milyona çıkartarak 2022 yılının birinci çeyrek itibariyle 16 milyona düşürmüş. Yani uzun vadeli yükümlülüklerini şirket bazı yıllarda kapatmış, bazı yıllarda artış göstermiş. Ama kısa vadeli yükümlülüklerinde yıldan yıla bir artış gözlemleniyor. Ve şirketin toplam yükümlülüğü, toplam borcu 2022 yılı itibariyle, birinci çeyrek itibariyle toplamda 479 milyonluk bir toplam yükümlülüğü mevcut. Özellikle kısa vadeli yükümlülüklerini şirket arttırmış. Şirketin öz kaynaklarına geldiğimizde ise 2022 yılı itibariyle 265,5 milyonluk bir öz kaynağı mevcut. Yine yıllar arasına baktığımızda 2019 yılından 2022 yılına kadar öz kaynaklarında da artış meydana gelmiş. BMN şirketin finansal tablolarının kar ve zarar kısmına geldiğimizde ise şirketin brüt karı 2019 yılı itibariyle 74 milyon iken 2020 yılında bunu 123 milyona çıkartmış. Daha sonra 2021 yılında brüt karını biraz yükselterek 161 milyona çıkartmış. Daha sonra 2021 yılının birinci çeyrek itibariyle bu rakamı 34 milyon olarak açıklamış ve 2022 yılının birinci çeyrek itibariyle yaklaşık 86 milyonluk bir brüt kar açıklamış. Yani geçen yılın aynı dönemine göre şirket brüt karını arttırmış. Hemen şirketin esas faaliyet karına, yani kendi faaliyetlerinden elde ettiği kâra geldiğimizde ise 2019 yılında bu rakam 57 milyon iken 2022 yılının birinci çeyrek itibariyle yaklaşık 73 milyonluk bir esas faaliyet kârı mevcut. Yine geçen yılın aynı dönemine göre şirket esas faaliyet kârını arttırmış. Şirketin net dönem kârına geldiğimizde ise 2019 yılında yaklaşık 40 milyonluk bir net dönem kar açıklamışken 2022 yılının birinci çeyrek itibariyle bunu yaklaşık 50 milyona çıkartmış ve geçen yıla oranla oldukça yüksek bir artışla yine aynı şekilde net dönem karını arttırmış. Geçen yılın, yani 2021 yılının birinci çeyrek itibariyle baktığımızda 18 milyonluk bir kar açıklamışken bu yılın aynı döneminde yaklaşık 50 milyonluk bir net dönem karı açıklamış. Aztek Teknoloji Şirketi'nin finansal tablolarında gördüğüm sıkıntı kısa vadeli yükümlülüklerinin fazla olması. Onun dışında bilanço orta segmentte diyebiliriz. Hemen talep toplama tarihlerini hatırlatıp videomu bitireyim. Dediğim gibi 10, 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde talep toplamaya başlayacak oransal dağıtım yöntemiyle. Bu halka arza katılan herkese başarılar diliyorum ve borsada herkese bol kazançlar.